İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Eğit'i Dersim'de. Batı Ermenistan'ın Kaya şehri Meya. Stepanakert'in Açapınyak bölgesinde yerinden edilenler için apartmanlar inşa ediliyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı. Amerika Birleşik Devletleri Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümü için Minsk grubunda işbirliğini sürdürmeye hazır. Paris'te 5. Ermeni Festivali. Sukiyas Torosyan, Van'ın Koçarisi'ne Yerlekani denir. Bir grup Batı Ermenistan Cumhuriyeti milletvekilleri Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan liderliğinde Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde çalışma ziyaretine devam ediyor. Ziyaret bir dizi tarihi gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla olumlu değerlendirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti 18 Haziran'da Altın Tepe olarak adlandırılan Ermeni Anahit Tapınağı'nı ziyaret etti. Heyet üyeleri ziyareti anlatıyor. Yolda Ararat Krallığı döneminde inşa edilmiş, 19. yüzyılda ise yerinden restorasyon yapılmış güzel bir köprüyle karşılaştık. Tarihi gerçeklerin Türk tarzıyla çarpıtılması bekleniyordu ve beklenen oldu. Bu kez de tarihi köprünün gerçek tarihi ve yapımı hakkında hiçbir şey söylenmeden tahrip edilmiş bulduk. Ana Anahit Lisuhi tapınağını ziyaret birçok olumlu duyguyla doluydu. Orada nasıl bir pozitif enerji aldığımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Altın Tepe'nin devlet kontrolünde olduğunu ve 2003 yılında başlayan arkeolojik çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtmek gerekir. Heyetimiz tarihi Kamak Kalesi'ni ziyaret etti. Yüksek bir uçurumun üzerindeki bu muhteşem yapı sadece şaşırtmakla kalmıyor, aynı zamanda yukarıda bahsedilen kalenin sessizce tanık olduğu atalarımızdan kalan zengin mirasa sahip çıkmamız için bizi zorluyor. Akşam saatlerinde heyetimiz meclis görevine yeni seçilen Asadur Balkıs'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Batı Ermenistan vatandaşıyla görüştü. Bazı Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarına yeni kimlikleri verildi. Toplantıya aralarında Dersim Kent Konseyi üyesi Makbule Tulgan'ın da bulunduğu Dersimli vatandaşlar katıldı. Toplantıda ayrıca Dersim Hay Platformu üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede Batı Ermenistan'la ilgili konular ele alındı ve Yerevan'da bir toplantı düzenlenmesi, daha derin konuların tartışılması ve uygulanması için önerilerde bulunuldu. Bizim ve Dersimli yurttaşlarımız arasında karşılıklı güven ve sempati kuruldu. Olası kaygılarının çoğu henüz dile getirilmedi. Toplantı gelecekte gerçekleşecek toplantı beklentisiyle sona erdi. Batı Ermenistan'ın batısındaki Ağrı ilinin Diyadin ilçesinde inşa edilmiş Meya Antik Kenti, yörede peri bacaları olarak adlandırılan binlerce yılda oluşmuş boğazlar, güzel ve eşsiz görünümleriyle her mevsim kendine çekiyor. Geçmişte birçok uygarlık için sığınak ve güvenlik bölgesi işlevi gören Antik Mağara Kenti bölgede çok az biliniyor. İbadet yerleri, tandırlar, yerleşim alanları ve çok sayıda mağaranın hala korunduğu tarihin izlerini taşımaktadır. Turistler özellikle yaz aylarında Meya şehrini ziyaret ediyor. Burada en çok erozyon nedeniyle kayalarda oluşan baca benzeri oluşumlar, çeşitli süslemeler, kayalara oyulmuş yapılar dikkat çekiyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV yurttaşlarımızı, vatanımızı ziyaret etmeye, kimliklerini ve kültürel değerlerini koruma konusunda talepte bulunmaya çağırıyor. Stepanakert'in Açapınyak semtinde yerinden edilmiş Artsakhlılar için 15 çok katlı apartmandan oluşan yeni bir bölge inşa ediliyor. Apartman binalarının 14'ünü inşa eden Meçta adlı ticaret şirketinin baş mühendisi Carlos Grigorian, Artsakh Press'e inşaat çalışmalarının 20 Eylül 2021'de başladığını söyledi. Carlos Grigorian şöyle dedi: "Tüm binalar farklı inşaat aşamalarında bulunuyor. Toplamda 80'i 4 oda, 122'si 3 oda, 32'si 2 oda olmak üzere 224 dairemiz olacak. Şantiye alanı 3.8 hektar. Yaşam alanı 21 bin metrekaredir." Baş mühendisin sözlerine göre yeni semtte çocuk oyun alanları, stadyum ve sohbet için pavyonlar öngörülmektedir. Programa göre evler 2023'ün Eylül ayı sonuna kadar hazır olacak.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Karen Dunfright, geçen hafta Azadutyun ile yaptığı özel röportajda ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya ile bağlarını koparmış olsa da Artsakh-Karabağ sorununun barışçıl ve kalıcı çözümü için Agitmis grubu ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Dunfright şöyle dedi: Amerika Birleşik Devletleri bu süreci desteklemeye kararlıdır. Gerçekten faydalı olmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümünde kilit rol oynayan Minsk grubu eş başkanlarının da üyesidir ve bu sürece bağlı kalmaya devam ediyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin önemli bir rol oynadığını da görüyoruz. Bunun bölge için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ermenistan Cumhuriyeti'nin barışa ulaşmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Batı Ermenistan, Artsakh'ta barıştan yana ancak bu Ermeni topraklarının tavizi pahasına olmamalıdır görüşündedir. Beşinci Ermeni Festivali 4 Eylül 2022'de Paris'te gerçekleşecek. Burada eşsiz Ermeni mutfağını tanıma fırsatı bulacak, Ermeni ruhani müziği dinleyecek, güzel Ermeni danslarına hayran kalacaksınız. Ayrıca kendi hayalinizdeki küçük pavyonunuzda Ermenistan'ı burada yansıtabilirsiniz. Böylece festivale katılmak istiyorsanız festival komitesine başvurabilirsiniz. Karikatürist, ressam Sukyas Torosyan'ın yazısı. Batı Ermenistan'ın Van Koçarisi Yellekani diye anılıyor. Torosyan şöyle açıklıyor: yan yana dizilmek, yan yana gelmek, birleştirmek, yapıştırmak anlamına gelen Ermenice bir kelime. Yer, yerli Ermenice bir kelimedir ve dizilmek, yan yana gelmek anlamındadır. İlk başta dansın dilinden iyi anlayan, zengin-fakir ilişkisi olmayan, halk tarafından en iyi seçilen, ritim ve hareketle ilgili emirler veren baş dansçı dansa davet edilir. Çoğu kez yerlekane altında şarkılar söyleniyordu. Bu halk oyunundan birkaç kelime kaldı. Sağ elinde ejderhanın dilini simgeleyen kırmızı bez parçasının parlatılması gerekir. Grup ise daha az önemi olmayan kuyruğu oluşturur. Yılanın kavisli çizgiyi tutturabilmek için fiziksel olarak güçlü olunması gerekiyordu. Halk oyunları bizi eğitti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rima Saribekyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ankin Zaygat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.